Sarı Sandık eteğinden yayladayız. Burada yaylılık yapıyoruz. Burası, bu köyü biz satın aldık. Yani buradan köyümüzdür. Sarı Sandık'a bizim üst tarafındadır. Gelen, gidenlere herkes geliyor. Sarı Sandık'a kurban kesiyorlar. Sarı Sandık'ın bizim bildiğimiz kadarıyla size anlattığımıza göre Rusya Harbi'nden Sarı Sandık işte o zaman kendini, kirametini, kendini, kişiliğini tanıtırmıştır. Nasıl tanıtırmıştır? Bir Rusya Harbi'nden bir tane adam, o da lidermiş. Tunceli. Yani lidermiş. O zaman Rusya karşı gelmişler, savaşmışlar. Rusya o adamı, ismi de Hulusi'miş. Onu esir tutmuş, götürmüşler. Götürmüşler, bu adam ağlıyor, sızlıyor. Diyoruz mı, beni öldürürler mi? Beni ne yapacaklar? Allah'a çağırır. Sarı Sandık'a çağırır. Ya Sarı Sandık, beni kurtar, ben ne olacağım, beni ne yaparlar diye çağırır. O anda mübarek kendini gösterir. Atınla çıkar gider oraya, der ki sen necisin? Sen niye o kadar çağırırsın, bağırırsın? Senin ne derdin var? Anlat bana. Kendisini anlatıyor, diyor ki ben ağlamam, kim ağlasın? Rusya beni esir getirmiş, beni öldürürler mi, bırakırlar mı diye ben korkuyorum. O zaman mübarek Sarı Sandık kendidir. Diyor ben seni götürsem falan tepeden Sarı Sandık tulvesi diye yapıyorsun, yapmıyorsun. Diyor yaparım. Nasıl yapıyorsun diye. Değil mi? Burada taş yok mu? Mübarek kendisine söylüyor. Demiş ben askerim var, ordum var. Tek sırayla elden ele taş getirir, burada yaparım. O zaman diyor attır, kendi atın üzerine mübarek alır gelir orada aynısını yapıyor, yerini belletiyor Sarı Sandık türbesi diye. Aynı o akşam rüyasına giriyor, bu adamın rüyasına giriyor mübarek kendi, der ki ismi Hulusi'miz. Hey Hulusi Bey de git bak, ben o toprağı atmışım sakin millete, de ki üstüm ben ölmemişim, üstüm açıktır, kuru ağaç kalacak. Git bak sabah. Ya adam düşünür. Allah Allah, bir beni atla getiren bu adamdır. Burası rüyadır. Hele dur bir gidelim yarın bakalım. Hakikaten toprağa atmış. Gider bakar ki ay mübarek seni. Toprağa atmış arkasına. Kuru ağaç durur. Ha vay ulan, demek ki beni getiren bu Sarı Sandık'tır. Bu zattır. İşte o anda mübarek sır olur. O Kasım dede mübarek o zaman papucun çıkarır verir. Hani o beraber gelmiş, gezmişler. Beraber yani emeği varmış diye. Papucun çıkarır verdimiş. Benden sonra bir parça ekmekti seni. İşte oraya da kimisi mesela ferzi işlerini, orası da ziyarettir. Oraya da giderler. Fakat mekan burasıdır. Kaç yerde, 7 yerde baş göstermiş. Hangi tavuğu da koymuşlarsa Sarı Sandık görür. Yine Sarı Sandık. Fakat ilk mekanın burasıdır. 7 yerde de baş göstermiş. Mübarek buradan sır olmuştur. İşte o dakika kirametini buradan göstermiştir. Herkes Sarı Sandık diye. Burası gelen, giden, ziyaret gelen, gidenler, millet gelirler. Çok güzel bir yerdir. Çok sevinci bir Sarı Sandık'tır. Yani bizim de büyüklerimiz bize anlattığına göre biz öylesine anlatıyoruz. O dönemden kızım asker 38'den ha. 38'den asker geliyor buraya. Benim babam o zaman küçükmüş. Benim babam da yani 10-15 yaşındaymış. Geliyor buraya. Yüzbaşıya diyor ki, diyor buradan demiş sen askerini al falan Sivri Tepe'ye git. Burası ziyarettir. Adam dönüp diyor ki, diyor ben gitmiyorum, ne olacak yani, gitmesem ne olur? Diyor ben sadece sana onu aldım, bir şey demiyorum. Aynı o akşam rüya görür. O benim komutanım rüya görür ya, diyor ki o gün bize söylenen adam gelmiş, diyor ki burada kalkarsa kalkar, kalkmazsa siz zarar görüyorsunuz. Biri diyor ki ya işte gidek, biri diyor ki boş ver ya sen korktun mu, gitmiyoruz. Burada 40 tane askeri öldürür o zaman. Aynı o akşam askeri götür Sivri Tepe karşısındadır ha. Götürüp buraya bırakırlar. Gider o babamı getirirler. Demiş ki sen bize söyledin, biz seni dinlemedik. O tabi babam korkuyor, diyor demiş acaba beni öldürürler mi nedir? Ya demiş yok, sana bir şey etmiyoruz. Demiş kağıt yazar sana veririz. Asker sizin köye gelirse sizin köyü kırmazlar. Her taraf köyleri kırdı. İşte o bizim köyü deri kırmadılar. Neden? Bu yazıyı vermişti ya. Bu yazıyı gösterince o bizim köy o zamandan kurtuldu yani, o şeyin sayında, Sarı Sandık sayında. Sarı Sandık kızım.
Tabi bilen için Sarı Sadık büyük bir zattır. Sarı Sadık herkesindir. Kişinin değil. Tüm alemindir. Sarı Sadık sırdır, nürdür. Bak Rusya, Türkiye ile Rusya harbinden yani hangi senede olmuş burayı tabi net bilmiyorum. Yani bizim büyüklerimiz bize anlattı, biz sizi onu anlatacağız. Biz de bu sözü kızım büyüklerden işte yani bilgi almışız. Hangisi doğrudur, hangisi neyse yine Sarı Sadık bilir. Buraya her sene millet Türkiye'nin dört yanında herkes gelir. Kurbanları kesiyorlar. Kurbanlar kesiyorlar orada gelen giden. Yalnız öyle güzel adeti var ki kızım. Herkes kurbanını kesiyor. Girenlere lokma verirler. Girenlere. Burada pişirirler. Yerler. Kalanını götürürler. Dağıtırlar. Artık sahipleri kendine ne götürür, halka ne verir. Ben de oradan soğanlık Sarı Sadık diye bana seçmişler. Yani yardım ediyoruz. Kendisine odun götürürüm. Yani gelen giderler yardımcı olurum. Bak mesela abi da odun getirmişsen içinde yakında yine bunları götürürüm. Hı hı. Bir motor da bundan 2 ay önce götürdüm. Hemen bitmek üzeridir. Yol millet eskiden patika yolu var diye yayın giderdiler. Şimdi araba yolu var çok yerler. Kızım bu 12 imamlar gelmişler şimdi bu alık kimse yok. Sen bu yura geçse var ya sen yer bulamadın oturasın. Hı. Vallahi millet gelir yani her taraftan gelirler. Çünkü niye? Sarı Sadık bir zattır. Herkes kendine gelir. Mübarek öyle bir güzel çeker getirir ki yeri tatlı, güzel. Anladın kızım? Yalnız Allah-u Teala insanı yitkattan, imandan ayrılmasın. Haksıza fırsat vermesin. Doğruya yardım etsin. 20 sene önce satın aldım. Ben her daim düşünürüm. Hey derim ya Rabbim sana çok şükür. Ben bu Sarı Sadık'ın ayağının önünde böyle yer almışım. Sarı Sadık o da üstüne tepeden damlı bize bakar. Bugüne şükür. Yani öyle bir sevinç bende var ki Allah sevinirse ki bu Bozat'ın bölgesinden en güzel yer bu köyün ismi Köyvazi ismi. Aha. Burası. Yalnız Sarı Sadık üzerimizdedir ya. Zannedir ki Türkiye bizimdir.